Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavatı ve selamu. 11. söz. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsu ve duhaha vel kamari izâ tellâha vel nehâri izâ cellâha vel leyli izâ yâşâha وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَهَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَاهَا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Şimdi bugünkü dersimizin konusu doğru istikamet. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Hak فَاسْتَكِمْ كَمَا مُرْتَ emrolunduğun gibi dosdoğru ol diyor. Fatiha suresinde de Ya Rabbi telefonu tamam. Süleyman abi kızma, kızma yavaş. Telefonu kapatırsın. Eskisi gibi değilim, daha kızmıyorum. Ben de artık o türkü şarkı türküleri dinlemeyi istiyorum, biliyor musun? Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam'a emrolunduğun gibi dosdoğru ol diyor. Fatiha birkaç tane kadim yapacağım. Fatiha suresinde Ya Rabbi ilmimizi artır demiyor. Doğru istikamete koy diyor. İhtina sırata müstakim. Doğru istikamet. Peki doğru ne yani? Herkes ben istikametliyim diyor. Herkes ben doğruyum diyor. Şimdi Sözler 121'de okuyacağım. Fakat gelmeden önce çalıştım böyle 2 saat. 2 saat oldu mu kadar? Oldu. 2 saat bu konuya çalıştım. Not aldım. Burası için. Not aldım. Size okuyacağım inşallah. 2 saat çalıştım. Yarım sayfa size not aldım. Noktayı nazar. Ondan sonra buraya okuyacağım. Hadiselerden etkilenip yanlış yorumlarının bir sebebi de hadiselerden etkilenip yanlış yorumların yapılmasının, yani yanlış yorumlamanın bir sebebi de tümü olarak o resmi görememekten kaynaklanıyor. Resmi tümünü görmüyoruz. Bir parçasını gördüğümüz için resmi tümü hakkında karar veriyoruz. Yanlışlık oradan geliyor. Mesela ben bir kartpostal göstereyim size. Onun bir tarafında aşağıda veya ortasında bir siyah nokta var. Sporayı göstersem, bunun resmin tümü hakkında ne düşünüyorsun desem, Allah kapkara ya bunu. Oysa güzel bir güneşli bahçede çekilen bir resimde o siyah bir nokta bir taş. Taşı gösteriyorum ama diğerini göstermiyorum. Bütünsel bakabilmek. Bütünsel bakabilmenin de birincisi, bir, Allah bu kainata ilk önce kendisi bakıyor. Gaye bu. İki, mele-i âlâ sakinleri seyrediyor. Üç, ahirete malzeme yetiştiriliyor. Serbedi manzaralar diyoruz zaten. Dört, insan dima inşa kalbi ihya oluyor. İnsan. Sonra melekler seyrediyor. Bu bütünsel, resmin bütünselliği bu. Ama biz olayın bir tarafına mı olmuyor ya diyoruz. Olmadığını kendi küçük ölçülerimizle baktığımızdan dolayı. İki, insan elindekilerinin çokluğundan çoğu zaman kaybeder. Bak, insan elindekilerinin çokluğundan çoğu zaman kaybeder. Az olduğundan kaybeden insan azdır. Çoğu insan imkanı elinde çok olduğundan kaybediyor. Az olduğundan değil. Dolu insan dünyanın boş olduğunu, boş olan da dünyanın dolu olduğunu zanneder. İnsan kalbi ve ruhu boşluğunu anlayamadığından, insanın kalbi ve ruhu boşluğunu anlayamadığından malla doldurmaya çalışır.
dolu insan dünyanın boş olduğunu, boş insan dünyanın dolu olduğunu zanneder, kalbi ve ruhu boşluğunu anlamlandıramadığı için, yani onu Allah ile dolduramadığı için dünya ile doldurmaya gayret ediyor. Tatmin olmaz. Olmuyor işte. Olmuyor. Ne yaparsa yap, ne doldursa öyle bir fıtrat ki cennette bile dolmuyor. Bana seni gerek seni dettiriyor. Allah ile tatmin olur. 3. Sana verilen rolü iyi oyna. 5. Neyse kaçsa, aza sahip olduğumuzdan değil, çok istediğimizden fakiriz. Elimizde mal az olduğundan fakir değiliz. Çok var ama çok istiyoruz. İnsanı fakir yapan, bulunduğu konumdan hedef ittiyaz etti. Yani bir gaye, bir hedefi var. O hedefinle kendi konumu arasındaki ara boşluğu onun fakirlik derecesidir. Yoksa elinde olup olmamak değil. Evet, el kanaat tükenzi la yefna. Kanaat değil mi Mehmet abi? Tükenmez bir hazine. Az sahip olduğumuzdan değil, çok istediğimizden dolayı fakiriz. Zira insan eli yetişemediği ve istediği şeyin fakiridir. Başka, bize zarar veren hedeflediğimiz şeylerin yüksek olması ve onlara ulaşmamız değil, aksine çok düşük olanları ve kolay elde edebiliyor olmalarıdır. Bize zarar veren, bir de okuyayım bak, bize zarar veren hedeflediğimiz şeylerin yüksek olması ve onlara ulaşmamız değil. Bize zarar veren, hedeflerimizin yüksek olmasından, ulaşamadığımızdan değil. Ya bize zarar verenler, hedeflerin küçük olması, basit olması, her an elimize geçmesinden dolayı bize zarar verir. Mesela günahlar hemen ele geçiyor. Ama amel ve iman geçmiyor. İnsanı güçlü kılan terkleri ve tecrübeleridir. İnsan ne kadar güçlüdür? Ne kadar terkleri varsa, ne kadar tecrübeleri varsa o kadar güçlüdür. Dima, kafa terklerle çalışıyor. Kalp, tecrübelerle çalışıyor. Bir daha söyleyeyim. Kafa, dima, terklerle çalışıyor. Kalp, tecrübelerle çalışıyor. Başka, hayatından daha değerli bir şey yoksa, burayı kaçırmayın, hayatından daha değerli bir şey yoksa hayatının içerisinde, hayatının da değeri yoktur demektir. Bir şey uğruna yaşamıyorsan, bunalımlı bir canavar insan yapar insanı. Hayatımızdan değerli ne var? Hiçbir şey yok. Öldükten sonra araban olsa, mal mülkün olsa ne olur? İnsanın en değerli şeyi hayatıdır. Öyle mi? O zaman bu hayatı hayatımızdan daha değerli bir şey uğruna yaşanırsa bu hayat anlam bulur, değer kazanır, insan mutlu ve huzurlu olur. Eğer hayatımızdan daha basit şeyleri hayatımıza gaye yaparsak hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Ya. Şimdi bu cümleyi de iyi dinleyin. Çok ilginç bir cümle. Çok kısa ama çok manidar. 121. sayfadan çıktı sözlerde. İnsan seçmesiyle seçiliyor. İnsan seçici olmasıyla seçiliyor. İsmail, niye seçiliyorsun?
Seçtiklerinle beraber seçiyorsun ya bir şeyi. İnsan seçişiyle, seçmesiyle, tercihleriyle tercih ediliyor. İnsan tercihlerinin yükünüdür. Seçtiklerinin bütünlüğüdür. Seçtiklerimizden dolayı seçiliyoruz. Tercihlerimizden dolayı tercih ediliyoruz. Allah'ı tercih edersek tercih ediliyoruz. Ahireti tercih edersek tercih ediliyoruz. Dünyayı tercih edersen kimseni tercih edecek ki? Zamanın ne işe yaradığını insan zamana kalmadığından anlar. Bak zamanın ne işe yaradığını insanın eline zaman kalmayınca anlar. Gidin astım hastasına sorun. Bir nefes almak neymiş? Geçen sene anlatmıştım bilmiyorum. Ziyaret etmiştim Çapa'da. Yoğun bakımdan bir kutucu abi. Fabrikası vardı. Kimseyi yoğun bakıma sokmuyorlardı. Ondan sonra çocuğu kart yazıyor. Babasını okutuyor. İsmimi yazmış. Doktor çarpmış. Onu alın demiş. Zengin olmuş. Yani mikrop şey. Onu alın demiş. Çıkartın demiş. Şöyle konuşuyordu. Hasan kardeş. Gittiğin yere, aynı böyle konuşuyor. Gittiğin yere şunu söyle. Yoğun bakım ünitesi aleti olmadan nefes aldıklarının farkındalar. Onu söyle. Taktı. Yoğun bakım ünitesine takılmadan nefes aldıklarının farkındalar. Onu söyle gittiğin yer olur. Aman sözcüğünüzü tabii. Evet. İnsan zamanın kıymetini ne zaman anlar? Zamanı tükendiği zaman. Yani bende de nefes darlığı var ya, o hareketinizden bile darlanıyorum. Nefesi var. Zamanı diyorum. Allah'a bekler. Nefes darlığı var değil mi? Evet. Çok etkileniyorum Kalsın böyle. Allah Resulü demiş ya aleyhissalatü vesselam, hastaları ziyaret edin ama onların hastasına gitmeyin, cenazesine gitmeyin. İslam'a ve Kur'an'a alenen düşman olan, öyle büyük dalga geçen, o şurada burada ötelerde dalga geçenlerle, dinle, Allah Resulü'nün emridir, cenazesine gitmeyin diyor, hastalarını ziyaret etmeyin. Böyle hastaları ziyaret etmek İslam'a ahlakta, Müslüman hasta. Gittiğim zaman çok etkileniyor. Şöyle çok sekeratta insana okudum böyle, yurt dışında vesaire. Şöyle yatıyor. Ya bir anlatsam içim ya, şu duygumu bir görseniz o duygumu oluşturan hadiseyi. Şöyle yatıyor biliyor musun? Doktor dedi ki, götür. 15. Biliyor. Matematik öğretmeni. Kırıkan'da matematik öğretmeni. Şöyle baktığı zaman, Kasım'ım canım kardeşim, böyle bakınca... İnan gözü bir yere hani ip atarsın ya böyle çeviriyor. Tak oraya. Tak gergin mi? Adamın tutuşuyla elindeki ipi tutuşuyla belli ki oraya takılı. Tutuşuyla belli ki oraya takılı değil. Böyle. Değil mi? Eğer oraya takılmışsa bir yere kanca yapmışsa ip gergin ve sağlam tutar. O zaman eli böyle olur. Bir yere tutunmamışsa eli böyle olur. Sekeratta bulunduğum insanların bakışıyla ipinin takılı olup olmadığını anlıyoruz. Fuzuli geçmişse gözü tak boşluğa düşüyor. Şöyle. Hocam hoş geldin. Hoş geldin hocam. Ötekisi canlılık parlıyor yani. Parlı parlı. Çünkü ipi takmış oraya. Hayal kendisine gidiyor. Bir yere gidiyor. Kendinden kendine seyahat ediyor. İpi takmış. Zamanın kıymetini, zamanımız tükendiği zaman anlıyoruz. Rüzgara mahkum olan bulut gibi hadiselerin ellerine kendini mahkum etme. Son 3 cümle. Gün geçtikçe artıyor yalnızlık, sönüyor ışıklar, kesiliyor ayak sesleri. Hüseyin abi bunu iyi anlar. O da öyle, ben de öyle. Yaşlandık. Sen de Mehmet abi.
Bak gün geçtikçe artıyor yalnızlık. Hani köyümüzde kaç kişi var tanıdığımız Mehmet abi? Misket oynadığımız, çelik çumak oynadığımız kaç kişi var? Hele ben yani. Kim siz daha benden biraz bir kuşak öndesiniz. Değil mi Süleyman abi? Son kuşak ya. Son kuşak yani. Bak diyor ki gün geçtikçe artıyor yalnızlık. Sönüyor ışıklar. Kesiliyor ayak sesleri. Ya. İnsan kainatın gerçeğini yaşamıyorsa hiç yaşamamış demektir. Kainatın yaratılmasındaki hikmeti, gayesini yaşamıyorsa hiç yaşamamış demektir. O zaman ne oluyor hayatı? Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Dikdörtgen. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Doldur, boşalt, gübre fabrikası. Hiç hayatın anlamı olur mu? Mutfakta doldur, tuvalette boşalt, yatağa git, iş veya okul. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet. Bu mu yani hayat? İnancını tüm gücünle tutun, inancına tüm gücünle tutun. Fırtınada pusulasına yapışan gemici gibi ol. İnancına tutun, fırtınada pusulasına sarılan gemici gibi ol. Olman gerekende ol, yapman gerekenleri yap. Yapay suni düşüncelerinden sıyrıl ki bunun adı strestir. Stres, olmaman gereken yerde olman, yapmaman gereken şeyleri yapman, söylememen gereken şeyleri söylemenin toplamının bütünlüğüdür stres. Son cümlem, bize kıymet kazandıran söylediklerimiz değil, yaptıklarımızdır. Anlayan ve çabuk davranan her şey başarılıdır. Anlayan ve çabuk davranan, vefat etmeden davranan herkes, kimse başarılıdır. Ey ahali! 121 sözler. Ey ahali! Şu kasrın meliki olan seyidimiz. Şimdi bu metinden çıkarttım. Metini okuyorum. Daha böyle bakışım ışığı olsun diye. Seçtiklerinle seçileceksin. Tercihlerinle tercih edileceksin. Ey ahali! Seyidimiz olan şu kasrın, şu kainatın kasrın seyidimiz bu şeylerin ihsarı ile, yani bu sistemi kurması ile, tabiri caizse tövbe, Rabbime ne affetsin ama kainatın patronu ya yani. Cenab-ı Hak şecere-i hilkatın sahibi, patronu. Dünyayı kurdu, açılış kurdelasını Adem Aleyhisselam'a açtırdı. Şecere-i hilkati kurdu, açılış kurdelasını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, Nur Muhammedisi ile açmış. Adem Aleyhisselam çocukluğunu yaşamadı. Direkt tepeden 33 yaşta devreye girmiş. Ve çalide kimse yoktu Mehmet abi, biliyor musun? Adem Aleyhisselam varken. Atılmışsın, neresi olduğunu bilmiyorsun. İtab-ı ilahe mazar olmuşsun. Cennetten ihraç edilmişsin. Nereye atıldığını bilmiyorsun. Ne olacak belli değil. O psikolojiyi hayal etsene. Psikolojisi bozuldu, hastaneye gidemez. Birisiyle konuşacak iki kerametçi kimsesi yok. Ya Adem Aleyhisselam oluyorum. Aman aman aman, birkaç dakika ruhuna misafir olamıyorum. Vallahi hemen çıkıyor. Bak iki kelam edeceğim, kimsem yok. Sohbet edeceğim, bir şey yapacağım. Burası neresi ya? Kimse yok mu? Bağırsan ne olur? Neresi burası? İlk defa karın yağmasını görüyor. İlk defa yağmurun yağdırılmasını seyrediyor. Dönüp şeylere bakıyor, yanıyor, ısınıyor, doğuyor, batıyor, karanlık. Yani acıkıyor, tuvalete gidiyor. Böyle bir şey yok ki. Yani adam, peygamber nasıl dayandı ya? Ne psikolojisi varmış, ne ruhu varmış ya. Tek ya. Hensin. Gündüz ortası bile kafayı yer insan ya. Hiç kimse yok Rize'de. Tek sensin. Ey ahali, şu kasım meliki olan seyidimiz. Bu şeylerin ihzari ile, bu kainatı kurması ile ve bu sarayı yapması ile kendini size tanıttırmak istiyor. Yani bu kainatın kurulmasındaki gaye kendisini bize tanıttırmak istiyor. Ama bizim gibi tanımak değil ha. Ne var ne yok, nasılsın? İyiyim ya.
Sağlığın sıhhat nasıl? Böyle değil ya tanışma. İmanla tanıyınız diyor. Yapılandırma var. Yapılandırma var. Yani dün pazarda söylemiştim yani iman etmeyle Allah kendisini sana veriyor. İman etmeyle Allah ile yapılanıyor insan. İnsan inşa ve ihya oluyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Peygamber diyor bunu. Hem şu tezinatla, yani niye süslemiş böyle? Karadeniz'in suyunu almış, tuzlu suyu. Karadeniz'in dağlarına kar diye takmış. Normal bir teknoloji mi ya? Bugün seyrediyorum. Ya ne olacak şey mi ya? Şöyle düşün ama. Galaksiyi hepiniz seyretmişsinizdir belgeselde. Big Bang teorisiyle. Kainat nasıl yapıyor? Tamam, galaksi, kütleler, ateş küreler, mağmalar, tamam. Hayal edin ya. Bu kainat sistemi içinde tek bir yer, dünya. Kar yağdırılıyor, rüzgar esiyor, yağmur, derelerde balıklar var, denizler dalga vuruyor. İnsan var, aziz misafiri. Küçük bir yerde kainatı anlamlandıran bir misafiri var. Niye süslemiş? Diyor ki, şu tezinatla kendini size sevdirmek istiyor. Yani bu kainatı niye yapmış? Kendini tanıttırmak istiyor. Peki niye süslemiş? Kendisini sevdirmek istiyor. Siz dahi onu, onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Yani böyle bir kuru bir tanımlama değil yani. Tefekkür ettiğin zaman nasıl kendinden sıyrılıyorsun? Psikoloji sıkıntıların en kesin çözümü tefekkürdür. Tefekküre alışan bir dimağ ve kalple psikolojik panik ve panik atak sorunu olmaz. Çünkü bütün gücünü aktif ediyor. Yani anlayacağımız lisanla şu tefekkür. Mesela bir sporcu böyle kolunu sağlaya sağlaya gelir mermere bir elini vurur ya der eli kırılır. Ama gelir durur orada bizim tabirle tefekkür spor tanımlamasıyla konsantre. Olur böyle değil mi hocam? Bak sporcudur, spor hocasıdır. Ondan sonra böyle konsantre olur. Ya bir onunla alakalı geçmişini hayal eder. Ya onunla o sporun bir piri vardır. Onu hayal eder. Hıt diyor. Ondan sonra mermeri kırar. O güç neredeydi? Tefekkürle, konsantreyle ortaya çıkarttığın güç dimağdaydı. Kuva, kuva. İşte konsantre ile kaslarına bu enerjiyi nasıl yüklüyorsan, tefekkürle de ruhuna imanı öyle yüklüyorsun. O zaman her mermeri kırıyorsun. Abi tefekkür istidadı kabiliyete mi çeviriyor? Aynen öyle. Batındaki çekirdek programını, ağaç programını ağaç yapmaktır. İstidat, tefekkür aslında yolculuktur. Tefekkür dağcının ipi. Ucunda çengel var. Atıyorsun. Dağa takıldı mı? Takıl. Hadi tutuna tutuna çık. Tefekkür budur. İp histir. Ya. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini tahsin ile kendinizi ona sevdiriniz. Yani yaratılış, başta anlattım ya, yaratılış gerçeğini insan bilmezse, yani resmin bütünlüğüne bakamazsa, dünyada ceyran eden basit hadiselerde insan boğulur gidiyor. Yani boğulup gidiyor. İşte misal vermiştim, bir de söyleyeyim. Kartpostal. İçinde bir tane siyah nokta gösteriyorum. Diğerlerini kapatıyorum. Bu kartpostalda ne var? Siyah bir yer. Bu ne olacak ya, her taraf sipsiyah. Oysa açtığım zaman o siyah, o bahçede, güzelin bahçesi içerisinde güneşler var, çiçekler var, kelebekler var. Siyah bir taş vardı. O taşı gösterdim. Ama sen bütünü görmediğinden dolayı taşı görüyorsun, sifonu gösterdim sana. Ne var deyince bütün kartpostal hakkında böyle bir hüküm verdi. Ne kadar yanlış bu hüküm. Biz de Allah'ın nazarı ve ahiretin ölçüsü olmadan
İnsanın fıtratının, yani burada ne işi var? Burada ne işi var? Niye burada? Neci bu adam? Bu sorulara cevap bulmadan dünyada gelişen siyasi hadiselerdeki olayların arkasındaki izi, özü, yüzü müşahede edemediğinden insan içine bir tenkit oluyor. Allah'ın rububiyetini tenkit gibi oluyor. Oysa lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazım. Bizim tenkit etmemiz hadiselere, kartpostala, diğerleri kapalı, sırf o bir noktadan bakmaktan kaynaklanıyor. Oysa hadiselere bir, Allah seyrediyor. İki, meleği alaya sakinleri seyrediyor. Üç, ahirette sermedi manzaralar oluyor. Dört, insanın dima, inşa, kalbi ihya oluyor. Beş, insana tayin edilen bir makama ameliyle muvaffak olamayınca Allah bazı sıkıntı ve hastalıklarla veya ölümcül hastalıklarla onu makama çıkarıyor. İnsanların ölümüne üzülüyoruz da imansız giden insanları hiç umurumuzda olmuyor. Hangisi daha dehşet? Bana diyorum ki, delikanlı dedim, Allah ile ara nasıl? Benim böyle hobim yok diyor. Suriye'deki binanın altındaki çocuğa üzülüyorsun. Hangisi daha dehşetli? İmansız gidiyor Türkiye'de. İmansız gidiyor. O şehit gidiyor. Sonsuz, ezeli ve ebedi hayatı kaybediyor. Yani küçük kafamızı kainata mühendis yapıyoruz. E peki bizim kafamız bu bütünsel kartpostaldaki resmi görmediğinde Allah Allah niye böyle? Allah da her şeyi diyecek hali yok. Olmaz zaten. Senin vazifen de böyle bir vazifen yok. Demek ki bu kainatı yaratmasıyla kendisini bize tanıtırmak istiyor. Süslemesiyle sevdirmek istiyor. Bizi sevdiriyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini tahsin ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile şu karın yağdırılması ile rüzgarın esmesi ile bir defa rahat nefes almanla sana şeftali vermeyle bak ihsanatla Allah Allah size muhabbetini gösteriyor. Allah bizi seviyor. Seviyor. Nereden biliyoruz? Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Mesela yaratılan bir şeftali ile senin gözünü, burnunu, dilini, dişini, mideni biliyor. Onu gösteriyor bu olay. Benim burnumu bilmeyen şeftaliye, mandalinaya o kokuyu koymaz. Koyamaz. Beni biliyor demek ki. İhsanatı ile size muhabbetini gösteriyor. Ben seni seviyorum demiyor Allah. Ben seni, bununla seni seviyorum fiilen gösteriyor. İhsanatı ile sevdiğini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Yani Adem Aleyhisselam'ın zorluğunu yapmadan geldik biliyor musunuz? Cennette olsaydı ki oradaydı. Cenneti bilemeyecekti ki bilemedi. Şunu yersen beka bulacaksın dedi. Demek ki cennetin beka baki olduğunu bilmiyordu ki o meyveyi yedi. Cenneti anlamlandırması için buraya gelmesi lazım. Cennet bile bilinmezdi dünyaya gelinmeseydi. Nasıl bilecekti ki bak bunu yersen beka bulacaksın. Oysa ahiret beka. Ama beka olduğunu bilmiyor. Bekada olduğu halde. Çünkü faniye bilmiyor. Doğduğu anda güneşte olan bir mahluk düşünün. Ruhani. Ateşte yanmıyor. Güneşin ortasında. Ona desen ki Allah'a şükret bak. Elektrik kesilmiyor. Üşümüyorsun. Devamlı aydınlık. Ne der? Üşümüyorsun. Bak devamlı sıcaktasın. Sıcak ne demek der? Soğuğu bilmiyor ki. Aydınlıktasın. Karanlığı bilmiyor ki. Cennet adam cennette olduğunu bilmiyor. Çünkü cehenneme gitmemiş ki. Yok peki dünyaya da gelmemiş. Nasıl bilecek yani? Peygamber ruhu bile. Ona muhabbet ediniz neyle? İtaat ile. Çünkü Allah muhabbetini fiilen gösteriyor. Ben seni seviyorum. Ya Rab beni seviyorsun da fiil. Diyor ki sana sevdiğimin alameti fiil. Ufak bir şibe, ipe, kabağı takıyorum, karpuzu takıyorum.
Karadeniz'deki suları alıp dağlarınıza kar yağdırıyorum, takıyor. Yani verdiği nimetlerle sevdiğini gösteriyor. Siz de fiilen sevdiğinizi gösteriniz diyor Peygamber Aleyhisselam. Sana oraya 572'de Miraç'ta bir tabir var. Okuyabilir misin? 572, peki. Okuyayım abi. 572. 72. Tamam. Buldum abi ne? Bütün zişur namına oradan başlıyor abi. Tam bütün zişur namına nerede? Şeyde mi? Miraç'ın Hikmet-i Miraç'ta mı yoksa yukarıda mı? Hem 72'de aşağı doğru. Aşağı doğru. Ne, nasıl başlıyor abi? Üçüncü esas. Bütün zişur namına. Dur bakayım. Bütün evliya. Bütünü görürsem inşallah. Cemal ve Kemal'in sebebi. Herzika. Ha. Bakayım. Şu kendi haliki kesme tabakatında ondan başlıyor. Paragraf bana bulsun. Ha, tamam, tamam. Tamam, bu kainat halik işi kese tabakasında bütün zişur namına mı? Orayım, ha. Bütün zişur namına makası-ı ilahisini ona anlatmak ve onunla bildirmek peygamberle. Evet. Ve onun nazarı ile ayni mahlukatında cemal-i sanatını kemal-i rububiyetini müşahede etmek ve ettirmektir. Onun nazarıyla. Peygamberin nazarıyla değil. Yani mesela doğdu bir, Avramit'te bir çocuk doğdu büyüdü. Kültürü bu. Eğitimi de bu. Öğrendiği de o. Onun gözlüğü bu. Peki nasıl görecek o? Olayları nasıl yorumlayacak? Kafasında koyduğu malzemelerle. İnsanlar hürüm zannediyor. Oysa işgal altında. Televizyonlar doluyor, 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 doluyor. Ufak bir değişiklik yapıyor, dışarıya sokağa çıkıyor, papağan kesiliyor. Ben hürüm, kendi düşüncem. Hiç de değil. Kafana dolan malzemelerle konuşuyorsun. İşgal altında insan. Şimdi bir de peygamberin nazarıyla. Bak bu böyle diyor. Bak bir de, bu da böyle. Mesela Kısa-i Musa'da Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam seyahat. Gemiyi delmesi. Değil mi? Çocuğu öldürmesi. Duvarı düzeltmesi. Yani bilmiyoruz olayın arkasını. Sonra demiyor muyuz ki çok başımızdan geçen hadiselerle dua etmiştik olsa, oysa ha iyi ki istediğim gibi olmadı. Vay diyoruz değil mi? Bak diyor ki bir daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün zişur namına makasid-i ilahiyesini ona anlatmak. Allah'ın maksadını nereden bilecektik biz ki? Mesela iç doğuştan bunu görmeyen insan nedir bu dese bir sürü varsayımlar söyler. Belki de bardaktır der ama bir tanesi tamam lan isabet ettin demese isabet ettiğini bilemez. Hepsi ihtimal. Acaba işte insanın kalitesini yükselten şu soru ki bunu da açıyor. Bir, ben kimim? İki, nereden geldim, nereye gidiyorum? Üç, burası ne, neresi? Ben ne yapacağım? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben kimim? Bu soruya samimi ve ciddi cevap arayanın hayatı kaliteli olur. İnsanlara niçin yaratıldığını anlatın. Ameliyle meşgul olmayın. O düzeltir kendisini. Yeter ki inansın. Ben niye yaratıldım? O farkındalığı uyanması lazım. Niçin yaratıldığını bilmiyor ki insan. Nasıl bilmiyor? Yaşadığının farkında değil. Çoğu insan nefes aldığını bilmiyor. Yaşadığının nefes alıp verdiğini bilmiyor ki. Adama diyorum ki petrol ofisinde, petrol ofisinde pompayı koydu. Camı indirdim. Dedim Allah'a şükret. Elin var biliyor musun dedim. Var ki elini yapıyorsun. Sanki ilk defa elini görüyor. Elini böyle uzattı. Öfürmeyi bıraktı. Bana bakıyor. Farkında mısın dedim elim var. Ne yaptım ben bu adama ne dedim şimdi? Bana dedi sen misin? Sen hoca mısın? Ne alakası var ben elim var diyorum sana. Bak ilk elin var. Öfürüyorsun. Olmayan üfüremez. Olmasa tuvaleti donunu da indiremezsin diyor. Ha? Ha?
İyi ki demedin hocam. Elimin ya. Olduğunu ben de biliyorum. Elimin olduğunu ben de biliyorum demedim size. Demedi. Çünkü iyi dedim Allah'a şükür etmez. Var ki üfürüyorsun. Böyle yaptı. Sen hocam mısın dedi. Devam etti. Dedi ki patron ikinci katta dedi. Benim yediğim yemekleri yiyemiyor dedi. Yiyemem dedi. Hemen oraya atladık. Ondan sonra dedim ki dediğimi bir yap. Tamam dedi doldurur. Zaten elbise arıyor adam. Bağla arkaya dedim. Bağla. Olmadığını kabul et. Git dedim tuvalete donunu indir bakalım. Çorabını çıkar yemek ye. Hadi su iç. İnan hiçbir şey demeden çıkarttın. Bakıyor hakikaten. Bak makinalar buna bakılarak yapılmış. Karterpillerle vesaireyle, Volvo'lar. Böyle inşaat makineleri var ya. Bak insanın şeyine bakılarak yapılmış. Bizim hoca anlatırdı da. Peki bunu yapan nereye bakmış? Bak hele. Nasıl bir teknoloji kullanmış? İşte burada bir makasidir ala var. Yani bizim mutfak, tuvalet, yatak, iş koridorunda ömür geçirecek zamanımız yok. Bunu anlatan o. Bütün diyor zişura, namına, bütün insanlık adına Peygamberimiz Aleyhisselam makasidi ilahiyi ona anlatmak. Peygamberin Allah anlatıyor ona. O da bize anlatıyor. Bütün zişur namına Cenab-ı Hak anlatıyor ona. Makasidi ilahiyi. Allah demese peygamber nerede bilecek? Ve onunla bildirmek kimle? Peygamberle bildirmek ve onun nazarıyla, yani peygamberi yetiştirmiş, peygamberin nazarıyla aynı mahlukatında cemali sanatını, kemali rububiyetini müşahede etmek ve ettirmektir. Bu kadete geçin. Yoksa geldi gitti. E ne olmuş? Yazık değil mi ya? Bir daha İmam-ı Gazali der ki dedi Allah'ın insanlığının kıymetini bil. Ölünce bir daha insan olamayacaksın. Bir daha insanlığının kıymetini bil. Ölünce bir daha insan olamayacaksın. Başka bir şey. Çünkü biz bu dünyaya insan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik. Hatta diyoruz ya bazen kızınca, olan insanlığı mı yok lan? İnsanlığını mı kaybettin lan? Ama kime diyorsun? İnsan gibi gözükene diyorsun. Ya. Bir tanesi öyle demişti. Dedim ki, her insan ebedi muştaktır. Ebedi yaşamak ister. Sonsuz hayat ister. Bir anda her yerde olmak ister. Ölmek istemez. Her şeyin yanında olmak ister. Her şey kendisinin olmasını ister. İstemeye var mı? Hepimiz böyle isteriz. İnadına cenazeye gelmişti Esenyurt'ta. İnadına varmış kum derler ya Lazca'da. İnadına böyle zındık tipi çıktı bana diyor ki herkesin içinde dedim ya herkesin fıtratında aşkı beka var. Ebed arzusu var. Sonsuzluk arzusu var. Sonsuz yaşamak. Olmayan yok ki. Dedi ki yok dedi bende öyle bir şey yok dedi. Çıkarası da etsin. Erzim'e bakar ne etmesin. Ben de dedim ki Allah Allah, ne kadar insana benziyorsun. Ne kadar insana benziyorsun. Biraz böyle anlamadı falan. Melek ha gülünce cenaze mi de biraz da gülme aklım çekip gitti. Bende yok. İnkar. Peki bende yok. Ahireti beka inkar etme gibi gözükürken aslında fıtratını inkar ediyor. Fıtratına yalan söylüyor. İnkar çünkü fıtratına yalan söylemektir. Fıtratını inkar etmektir. Aşkı bekayı, evet istiyorum. Sonsuzluk yaşamak istiyorum. Yok öyle bir şey yok diyor. Yalan söylüyorsun. Kime? Kendine yalan söylüyorsun. Zaten yalan şey biliyor musunuz? Yalan şahsiyetini inkar etmektir. Kendisi biliyor yalan söylediğini. Bildiği halde nasıl söylüyor? Kendisini inkar ediyor. Onun için yalan münafıklık alameti olmuş. Bile bile yalan söyleyen fıtratını inkar eder. Vicdanı biliyor. Varsa. Diyor ki yalan söylüyorsun lan Hasan. Ağzı diyor ki verdim sana parayı. Bu biliyor ki lan vermedim. Sistem diyor vicdana. Peki ne yapıyor? Fıtratını inkar ediyor. Hem şu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inan ve ikramlar ile biraz da hususi. Bir genel nimetler. Bir de
İnan ve ikram. Tamam. Sizin bahçenizde hurma vardı. Evinize geldim ama bana ikram ettiniz tabakta birkaç tanesini. Tamam. Size inan ve ikram ile size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Yani hurmayı ağacın dalına takarak gönlün zıkkım olsun size mi demek istiyor? Yiyin. Sizi çok seviyor. Size değer veriyor. Değil mi? Cenab-ı Hak böyle gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman. Kafir mümin fark etmeden rızkını veriyor. Ne yapıyor? İnan ve ikramla bize şefkatini ve merhametini gösteriyor. Ne kadar şefkatli ya. Bugün böyle gene karda kafam ya. Şimdi yağ duruluyor. Arabayı da itiyorum ama yağ karı seyrediyorum, tamam mı? Şimdi Allah galaksiler dönüyor kafamda. Samanyolu galaksileri, Big Bang'ler dönüyor, tamam mı? Kainat kafamda dönüyor. Bunun içinde gene aynı şey söylüyor. Bunun içinde tek bir tane başkent var. Şeceri hırkatı. Dünya. Kainatın başkent şehri. Kainatın patronu Tabe. Burayı kurmuş. Yukarıda böyle bir memleket var mı ya galakside? Yukarıdan kar yağdırılıyor. Aşağıda denizler dalgalar şey yapıyor. Rüzgarlar açıyor. Kuşlar etrafta dolaşıyor. Ya ne garip bir memleketteyiz ya. Hiç hayatta gelmesek, haber verilse Kur'an diye, bu dünyadan bahsetse, semadan kar yağacak memlekete gideceksiniz, denizler var, içinde balıklar var. Neyin? Deniz, bilmediğimiz bir deniz. İçinde de balık varmış. Havada kuşlar var işte, meyveler şöyle tatlı, şöyle kokulu olacak, portakal ayrı. Nasıl inanacaktı? Kurmayı anlatsa. Bir memlekete gitmişiz, tamam mı? Kurmayı anlatıyor. Ayet gelmiş. Hurma ayeti. Semadan kar yağdırma ayeti gelmiş. Nasıl anlardık? Hayal edebilir miydik ya semadan kar? Denizin içinde 100.000 çeşit balıklar varmış abi. Kokusu ayrı, tatları ayrı, pişerirken kokusu ayrı, duman ayrı. Sargan pişerken, hamsi pişerken aynı mı kokumu veriyor? Koku kimliği ve kişiliğini gösteriyor. Nasıl anlatacaktın ya? Deniz ayeti gelmiş. Balıklardan bahsediyor. O zaman bunların her biri kelam abi. Kelam. Allah bizim tekvini ayette bizle konuşuyor. Ya yağdırılanı ama tek tek insan okuyor işte. Niye yağdırılıyor? Niye ben seçilmişim? Çok garibime geliyor. Bugünkü dersimin sebebi olmuş o. Bugün dışarı çıkma. Niye seçilmişim dedim ya. Niye yağdırılıyor dedim ya. O kadar harika mı ya? Öyle bir süslemiş ki dağlara bakmıyor musunuz? Dallara takılan karla ya. Ayrı bir motif yapmamış, ayrı bir fotoğraf çekmemiş mi ya? Nasıl yapmış, nasıl teknoloji kullanmış? Nasıl bir ilim ve teknoloji var ya? Bu karı yağdırmak normal bir teknoloji mi? Çatıları uçuran rüzgar iki tane kar tanesini birleştiremiyor. Hem şu kemalatının asarı ile, yani kemalatını gösteriyor karla, bu asarı ile, işleri ile manevi cemalini size göstermek istiyor. Şuraya bak, güzelliğe bak. Denizle ayrı gösteriyor cemalini. Karla ayrı gösteriyor. İstersen kapıyı açın. Öyle biraz sıcak oldu galiba. Kuşlarla ayrı gösteriyor. Kuşlarla ya. Öldü. Yetmiyor, çiçeklerle gösteriyor. Dere sesine bak. Orman içindeki ormanın sesine bir bak. Yani o rüzgarın esmesinde. Ama gece gitme yalnız. Celal baskın oluyor abi. Tabii. Acayip bir celal oluyor, tamam mı? Öyle iyi bir imanın olacak, yoksa biraz böyle ispanlama iman oldu mu, anne babadan kalmış miras iman varsa biraz zor dayanırsın. Miras evler kalıyor ya, miras toprak. Araştırmadan miras iman. O dayanamıyor işte. Siz dahi, bak bir de okuyayım şurayı. Hem şu kemalatının asarı ile manevi cemalini size göstermek istiyor. Allah'ın manevi güzel. Nereden bileceğiz? Güzel yaratmış baksana. Cennet değil ha bu dünya. Ama cenneti tanımlayan burası. O karın yağdırılması ile, o güzeliyle. Karı ben kırmızı yaptım hayaline. Yusuf Hoca ne yaptım biliyor musun? Kar kırmızı olsa ne olur? Kar kırmızı olsa suyun yapısı değişir. Suyun yapısı değişirse hayat değişecek. Kainat komple değişiyormuş. Karı kırmızı yaptım hayali. Olmadı. Sonra beyaz 7 tane temelde güneş ışınlarına gelen 7 tane renk var. İçlerinde beyaz yok.
Biliyor musunuz? Güneşten gelen fotonda beyaz renk yok. Renk değil. Beyaz renk değil. Değil. 7 tane rengi aynı oranda birleştirirseniz beyaz oluyor. Beyaz ümmi oluyor o zaman aslında. Hiç dokunulmamış. Yok. Beyazı şey simgeliyormuş. Adem Safiullah. Yani saf arı duru. Yani her şeyi göstersin diye hiçbir rengi yok. Bütün tatlara sebep olsun diye kendisinin tadı yok. Her şeye mal olsun, hayvanlara, ağaçlara diye kendisinin bir şekli yok, suyun. Nasıl bir teknoloji yapmış? Yakıcı ve yanıcı, söndürücü olmuş. Bak az kaldı söndürdük. Allah. Maddin Allah. Nasıl yapmış? Nasıl bir sistem kullanır? İnsan Allah ile gurur duyar ya. İnsan ya. Ya Rabbi seni seviyor. Sana tehalet ediyor. Seninle gurur duyuyor. Allah'ım olmandan, sanim olmamdan, beni buraya göndermekten, bana imanı vermenden, seninle gurur duyuyor, iftihar ediyor diye yalnızken ilan et. Aşkını ilan et ya. Ya Rabbi çok seviyorum seni. Değil yani. Nadir abi de aşkını ilan etti. Evet. Nadir abi Allah aşkını ilan etti. Ama şimdi Allah deyince o samimi ağlıyor şimdi. Allah deyince şimdi 10 defa ağlamıştı. Asıl kardeşim. Bu işlere girme ne olur asıl kardeşim. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez tura koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri desti kudreti olduğunu, desti olduğunu ve kendisi tek ve yekta ve istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazilsiz bihenta tanıyınız ve kabul ediniz. Mesela sikke, hatem, tura. Ne demek bunlar? Evet. Mühür bir de. Sikke ne demek? Ağacın kökündeki çekirdek. Tamam. Peki. Tura ne? Ağacın kendisinin manevi tarafı. Mühür ne? Ağacın kendisi. Hatem, hatem. O da çekirdek, şey meyve. Sikke, tura, hatem. Bir de ne demiştik? Mühür. Mühür. Mühür şey. Meyve. Ağacın şeyi. Mühür, mühür vurmuş. Hatem, hatem. Mühür şey, ağacın kendisi. Hatem meyve, tura ağacın manevi programı, sikke ağacın çekirdeği. Bununla ağaç kendisini yekta, tek olduğunu gösteriyor. Ağaç kimse çekirdek de onundur. Doğru. Dal kimse ağaç da onundur. Öyle mi? Şimdi yaprak kimse dal onundur. Dal kimse gövde onundur. Gövde kimse çekirdek de onundur. Öyle mi? Tamam. Peki ağaç kimse çıktı toprak da onundur. Toprak kimse dünya da onundur. Balık kimse deniz de onundur. Deniz kimse dünya da onundur. Onun için ya mucibe-i külli olacak diyor, ya salibe-i külli. Ya her şey Allah'ındır, ya hiçbir şey Allah'ın değil. Yaprak kiminse dal onun, öyle değil mi? Dal kiminse gövde onun, gövde kiminse çekirdek de onundur. Çekirdek kiminse çıktı zemin, tarla, tarla da onundur. Tarla kiminse, toprak kiminse dünya da onundur. Elhamdülillah, iyi ki Allah var. Hasan abi, dediniz de Kemal, Cemal, bir de İhsan. İhsan. İnsanlarda da bu olunca insanlar arasında onlar seviliyor. İnsanlarda hayat. Zerresi varsa, seviliyorsa, sonsuzu olan hayat. Allah'a muhabbet ne kadar olur? Allah razı olsun. Bak, İslam dinine, Allah'ın dinine uyarak insanlarda kemalat olur değil mi? Bu insanlar seviliyor. Bir cilve ya. Bakın böyle dünyanızda sevilen insana bakın. Değerli hoca mesela. Değil mesela hepimiz tanıdığı. Mesela tanıdığımız insanları. Bir bakın böyle sevilen insanda
kemalat varsa mutlaka din var onda. Değil mi? Peki dinden bir kıvılcım insan bu kadar seviliyorsa o dinin sahibi ne kadar sevilir? Din burada, Allah burada haşa anlatmak için. İnsan da burada. Bu dinin tamamını değil. Bir cilvesini görürüz, diyoruz ki ahlaklı adam. Dürüst adam. Vefalı adam. Çömert adam. Ha? Dürüst. Eğer Allah'a ve ahirete inanmıyorsa, haram yapmıyorsa ahmaktır. Ya. Ahireti yok, niye yapmıyor ki? Şimdi dürüst adam. Tamam, vefalı adam. Kamil adam. Dediğim şey, din sıfatları bunlar. Dinin sıfatları insanda gözükürse, bu olursa, o dinin sahibi ne kadar kamil olur. Siz dahi onun tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bihemta tanıyınız ve kabul ediniz. Hakikaten bihemta. Bihemta? Benzersiz. Benzersiz bir şey, bir nimet, elimizdeki ikram edilmiş. Elimize Allah verilmiş. Yani ikram edilmiş. Neyle? İman verilerek. İman bize verilerek Allah kendisini imanın içine koymuş. İmanı vererek kendisini sana verdi. Elhamdülillah ya. Bu sözler ne zaman anlaşılacak biliyor musunuz? Şu anda sıcak odada biraz sonra çayı bekliyoruz vesaire. Keseceğim de. Fakat bunu pek kemiğimize kadar hissetmiyoruz. Aslında zor. Tefekkürle ancak o sekeratta veya o ümit kesildiği zaman o adamın bakışından anlarım geçmişi nasıl geçmiş. Allah'ın izniyle sen de anlarsın. Eğer şöyle bakıyorsa, yüzü gülüyorsa, Hasan kardeş, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Elhamdülillah. Ötekisi, selamünaleyküm. Aleyküm. Gözü pat, ip oraya takılmıyor, tak düşüyor. O zaman derslere gelmenin, kitap okumanın, Kur'an okumanın, hayır hasanat yapmanın, sadaka vermenin, yani dini hayatımızda var olmasıyla o zaman anlarız ki, vay be. Ama iş işten geçiyor tabii. Zaman tükenince zamanın kıymetini anlarız. Unutmayın, tercihlerimizle tercih edileceğiz. Vererek alacağız. Son cümle herhalde. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi. Peygamberimiz Mustafa değil mi? Sonra giren ahali iki gruba ayrıldılar. Ben okumayacağım iki grubu. Abi 53 dakika. O kadar erken bitirmeyin. Burada gidiyor. O zaman şu cümleyi hızlı hızlı okuyayım izah etmeden. İki gruba ayrıldı. Böyle bir saraya girmiş. Girdik. Oradaki bir yaveri ekran bunları söyledi. İnsanlar ikiye ayrılmış. Tamam. Şimdi ben birinci grubu okuyacağım. İkinci grubu okuyacağım ama izah etmeden. Çünkü 53 dakika. Bir saati 7 dakikada doldurayım. Birinci grubu okuyayım. İkinci grubu okuyayım. Düz okuyayım. Geçeyim. Birinci grubu merak ederseniz sözlerde 121. sayfada okursunuz. Birinci grubu kendini tanımış, aklı başında, kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler. Bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki behüde değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir? İçinde ne var deyip düşünürken birden o muarif ustadın aleyhissalatü vesselam beyan ettiği nutku işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler. Esselamu aleyke ya eyhel ustad. Hakkan söyle bu muhteşem sarayın senin gibi sadık ve mudakik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Ustad ise evvel zikri geçen
nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti. İhsan etti. Hem öyle bir cevad-ı melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlerine münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. Şimdi ikinci gürü okuyorum. Allah kimseye başını vermesin. İkinci gürü ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ve o ustadın aleyhissalatü vesselam irşadatından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihsan edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar, seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani zişanın dusturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki o hakim-i zişan bu kasrı şu mezkur maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların usulü ise iki şeye mütevakıftır. Birisi şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz ustadın aleyhissalatü vesselam vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap malimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi, ahali o ustadın aleyhissalatü vesselam sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu ustad aleyhissalatü vesselam vücudu kasrın daisidir ve ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki şu ustad aleyhissalatü vesselam olmasaydı o melik-i zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki o ustadın aleyhissalatü vesselam talimatını ahali dinlemedikleri vakit elbette o kas tebdil ve tahvil edilecek. Ey arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak hakikatin yüzünü de gör diye devam ediyor. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tüm selavat.